Efendim, Arıza Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi. Ekibimiz milyonları ekrana çivileyen o dizinin setindeydi ve sayelerinde biz de konuk olacağız şimdi. Sen bana diyorsun ki can yakacaksın, suç işleyeceksin, intikam almak istediğin adamlarla ortak olacaksın. Ne? Mafya mı olacaksın? Kapımı orada yazan benim ilimden adam mı alamazsın? Ekibimiz Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Arıza'nın setine konuk oldu. Siz uzaktayken çok şey değişti. Ne oluyor orada ya? Arkadan mı gireceğim? Yakaladım. Yakaladım. Tolga Bey, ayağınızı kaldırırsanız. Dizide Tolga Sarıtaş, Ali Rıza Altay'ı, Ayça Ayşin Turan, Halide Gürkan'ı, Olgun Toker ise Burak Ersoylu'yu canlandırıyor. Burak'ın evlenme teklifini kabul etmeyen Halide, taksici Ali Rıza ile karşılaşıyor ve heyecan dolu serüven başlıyor. Ona daha da özen gösterin. Çok tutkulu aşklarımız var. Aşkın bin bir halini görüyoruz diyebilirim. Peki izleyicinin de merakla yeni bölümünü beklediği dizinin çekimleri nasıl gidiyor? Senin gibi incelerini gördük. Çoğununla selası okunma. Valla gayet güzel gidiyor. Her zaman söylüyorum, ekip işi yapıyoruz biz. Yönetmenimiz orada, bakın orada kaynatıyorlar. Çek onları, çek. Bak. Hep birlikte keyifle çalışıyoruz. Peki oyuncuları, hayat verdikleri karakterlerin en çok hangi yönleri, dizideki hangi olaylar etkiliyor? Ben doğduğumda rahmetli babam bir kulağıma önce ezan, sonra selam olmuş. Aslında Ali Rıza'nın hikayesinin başladığı nokta, kız kardeşini kaybettiği ve akabindeki cenaze durumu çok etkilemişti beni. Yemin et, bir daha başını belaya sokmayacaksın. Baba kız sahnelerini çok seviyorum. Kızını sabah ailemden uzak dur. Evlenme teklif ettiği sahne benim için çok etkili bir sahneydi. Sette pandemi önlemleri de hiç aksatılmıyor. Yoğun önlemler alıyoruz. Ekip de bu konuda zaten çok bilinçli davranıyor. Sık sık testlerimizi yapıyoruz. Arıza her pazar izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Aldığımız yorumlar, geri dönüşler çok daha güzel hale getiriyor her şeyi. Benden yapamayacağım şeyler istemem. Ben nefes aldığım sürece Halide'ye kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim.